Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere çok harika bir lezzet olan ağza açık. Evet, yanlış duymadınız. Ağza açık nasıl yapılır? Bunu yine Derya ustamdan izleyip bakalım. Çok harika oldu. Haydi. Evet, açtığımız yufkamızı şu şekilde incelikle açıyoruz arkadaşlar. Ne kalın ne de çok ince. Şimdi üzerine eritmiş olduğumuz yağımız, tereyağıyla sıvı yağımızı, isterseniz margarin de koyabilirsiniz. Elimizle her tarafına gelecek şekilde yayıyoruz. Şimdi iyice işlemesi için bu işlemi de yapıyoruz. Sadece şimdi sarı haşhaşımız var. Bunu aynı şekilde yufkamızın her yerine gelecek şekilde sürüyoruz. Katlayıp yine yağlıyoruz. Aynı şekilde yine haşhaşımızdan yine yağımızı sürdük bu tarafına da arkadaşlar. Aynı zarf şeklinde katlayarak yağlayıp haşhaşlıyoruz arkadaşlar bu şekilde. Daha sonra bu hamurumuzun dinlenmesi için kaldırıyoruz. Diğer hamurları aynı aşamadan geçiriyoruz arkadaşlar. Evet, aynı hamurdan arkadaşlar ağzı açık diye de yapabiliriz. İçine bunu da kıymamızın içinde sadece maydanoz doğradık arkadaşlar. Karabiber, isteğe bağlı pul biber. Daha sonra bu şekilde yapıp aynı hamurdan işlediğimiz, aynı kestiğimiz haşhaşlı hamurdan yapıp kıymalısı olarak da bu şekilde arkadaşlar yapıyoruz. Yine aynı şekilde açımını gösterelim. Kesmiş olduğumuz hamuru haşhaşlı. Kıymamızı koyup yanlardan ala ala arkadaşlar yuvarlatıp fırın tepsimize döşüyoruz. Evet arkadaşlar, aynı hamurdan haşhaşlı olan yaptığımız, yağladığımız hamuru tekrar açıp hazırladığımız kıyma, maydanoz, bir tane yumurta kırıyoruz içine. Karabiber ve tuzumuzu ekleyip karıştırıp sadece hamurumuzun orta yerine koyup ağzı açık diye geçiyor arkadaşlar bu. Şu şekilde çevire çevire kapatıp hamurlarımızı tepsiye diziyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem haşhaşlı hem de kıymalı. Üzerlerine aynı şekilde yağımızla yine bir tane yumurta sarısı kırıp sürüp fırınımıza 180 derece önce ısıttığımız fırınımıza koyup kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kıvırma yöntemi pratik arkadaşlar. Yan yan getirerek yuvarlak gibi yapıyoruz.
bu şekilde. Yani ortası ağzı açık diye geçiyor, kalıyor böyle. Evet, yine aynı haşhaş hamurumuzdan peynir içi hazırladık arkadaşlar. Lor da olabilir. Peynir koyduk, maydanoz doğradık, pul biber, karabiber ve bir tane yine yumurta kırdık içine. Şimdi içine aynı koyup, bu da peynirli ağzı açık olarak değişik bir lezzet. Aynı şekilde hamurumuzu açıp peynir içimizden koyuyoruz bunda da. Bu da fırında piştiği zaman güzel değişik bir tat oluyor arkadaşlar. Gördüğümüz gibi kenarlardan aynı şekilde toplayarak şekilde gördüğünüz gibi. Bu patatesli de olabilir. İsteğinize kalmış bir şey ama bu tatları denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, tepsimize döşediğimiz ağız açıklarımızı fırınımıza gönderiyoruz arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde ara ara bakarak kızarmasına bakıyoruz. Evet, ağız açıklarımız fırından çıktı. Mis gibi, gördüğünüz gibi çıtır çıtır arkadaşlar, çok sıcak. Şöyle altlarını da göstereyim, mis gibi. Bunlar kıymalı olanları, şimdi peynirli olanlarını da fırına koyduk arkadaşlar, çıkınca bir de onları göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok lezzetli ve güzel, değişik bir tat. Evet arkadaşlar, bunlar da peynirli ağız açıklarımız. Gördüğünüz gibi piştiklerinde de hiç dağılmıyorlar. Gayet güzel ve çıtır çıtır bir lezzet var arkadaşlar. Şöyle göstereyim tekrardan. Aynı şekilde altlarımız da çok güzel kızardı. Nar gibi. Şimdiden yapıp deneyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hoşça kalın.